Uzun bir yerin ardından yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüme hemen çekilişle başlayalım. 3 kişiye 200 Rice Cash veriyor olacağım. Ve katılmak için yapmanız gereken çok basit. Kanalı, kanala abone oluyorsunuz. Herhangi bir yorum atıyorsunuz ve bu videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 şeyi yaptıktan sonra zaten çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bir sonraki videoda ben zaten kimin kazandığını açıklıyor olacağım. Sonrasında da 200 Rice Cash, Rice Cash kodunu teslim ediyor olacağım. Şimdi nerede bak bırakmıştık karakteri? Ona bir gelelim. Böyle bir inceleyelim şu an bir karakterimizi. Bir itemlerimize bakalım. Baktığınız zaman zaten elimizde art 7 vikselimiz var arkadaşlar. Bunun dışında e, Ranger string ve E-Ring'imiz. vitality setimiz ve bu şekilde bir beltimiz var. Üstümüz biraz Frankenstein gibi toplama ama olsun. E, 8 iki parça heavy ladder'ımız, bir par iki parça art 7 heavy plate'imiz ve bir tane de görev göğüsümüz var. Bankada da tam 42 paramız var arkadaşlar. Ben şimdi puslarımızı vesaire aldım. Premium'u çektim arkadaşlar. Ee, bu arada event geldi ama girmeyeceğim. İstemiyorum şu an. Ee, bu şekilde e, bir karakterimiz vardı. Şimdi tekrar bunu üstüne koya koya ilerleyeceğiz. Amacım şu zırhları bir bilmiyorum değiştirmeye başlayabiliriz. Yeni zırhlar çıkmış. Daha hiçbirini görmedim. Onları da bir bakarız. Bir karşılaştırırız. Değiyorsa belki onlara doğru gideriz. Ya da bilmiyorum. Silah aynı kalır. Onun dışında her şey değişebilir arkadaşlar. Bu şekilde ya. Ee, o zaman çekilişe de eğer katıldıysanız bölüme başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi 70 sindanına girdim. Belki de geri dönüşümüzün şerefine bir item alırız ya. Niye almayalım ki arkadaşlar? Bu arada bahsetmeyi unuttum galiba. Ben ara ara oynadım ee, arkadaşlar video çekmiyorken. Ve karakteri 70 seviye zaten yaptım. Bilginiz olsun eğer fark etmediyseniz. Ve şu an 70 sindanındayız. Bakalım bir şey alacak mıyız? Şöyle bir şey fark ettim. Yani ben oynamıyorken olmuş bu. Ee, karakterin o ok katma, atak kesme animasyonu değişmiş arkadaşlar. Yani bir garip... Şöyle mesela ok atayım şöyle. S'ye bastım tık diye aşağı iniyor e, karakterin kolu. Sanki eskisi daha iyiydi ya. Siz ne diyorsunuz? Bence eskisi daha iyiydi. Ya da bende bir sıkıntı var. Ya da pinkle mi alakalı bilmiyorum ama. S'ye atalım bu arada. Bilmiyorum ya ben çok beğenmedim. Zindandan hiçbir şey alamadık arkadaşlar. O yüzden şimdi bir kere daha girdim. Arada hiçbir şey yapmadım. Yeniden hakkımız gelmişti. Girdim. Bu arada abi buffla canımız 5400 oluyor. manımız zaten 3500. E, soranlar oluyor e, şu anki bu hildinden memnun musun? E, item tercihlerinden vesaire. Memnunum arkadaşlar çünkü e, işte biliyorsunuz farm atıyoruz vesaire. E, mana'nın çok fazla olması, canın da diğer karakterlere göre daha fazla oluyor olması yani okçulara kıyasla beni memnun ediyor açıkçası arkadaşlar. Çünkü atak Biraz daha bir tık daha fazla olabilir evet ama bu çok fazla etki etmiyor diye düşünüyorum. Mananın ve canın fazla olması kadar fark ettirmiyor. Neyse ya şimdi devam edelim. Son boss'ta R'ye gideceğim ya bu sefer. Bakarsınız videodayken bir şey atar. Sonunda son boss'a geldik abi ya. bayağı şey oldu. Düşenler oldu. Onları bekledik vesaire. O yüzden biraz uzun sürdü. Hemen bakıyoruz. Ya bir şey yap. Bir kere bir takı at ya. Güzel bir nek at. Haydi bakalım. Basıyoruz. Maalesef bir kere bir şey alalım be. Yani şu ana kadar aldığım en iyi şey sun şartma. Ne öyle bir şey aldım. 5M falan satmıştık. Pardon Golden Snake. Onun dışında hiçbir şey alamadık zindanlardan ya. Kaç aydır oynuyoruz. Neyse ellerine sağlık bu arkadaşların. Şimdi devam edelim. 20 dakika kadar toplayıcılık yaptım arkadaşlar. Bir şekilde 10 tane mısır. İşte 31 adet domates, 35 patates falan filan bir şeyler topladık gördüğünüz gibi. Bunların fiyatlarına bakacağım ama şimdi event geldi. Crystal Fortress War geldi. Ona bir girelim. Ee, bakarsınız kazanırız kutumuzu alırız ee, güzel sahne ortaya çıkarsa da zaten koyu olacağım şimdi bekliyoruz bakalım umarım alır bize şimdi bizi event'e aldı yalnız bizim buff CC'miz yok yani düzgünlerden 1500'lik var onu bastım umarım bir şeyler yaparız ya kankalarımız geldi şimdi ee, unuttum ben de oynamayı oynamayı oynamaya şimdi başlayalım bakalım bir şeyler oldukça araya gireceğim maalesef arkadaşlar ya yenmemiz imkanı yok karşı takım çok iyi zaten bizikler direkt çıktı oyundan ee, şöyle bir durum var. Böyle mi yani böyle diyorlar genelde İşte humanlar çok güçsüz olduğu için Yani daha iyi temli daha iyi oynayanlar ya da Karşılıkta genelde Lunaskar'da bu nedenle Çoğu eventte e, Humanlar Dezavantajlı oluyormuş ve genellikle e, Kaybederek sonuçlanıyormuş Bana da uzun süredir böyle denk geliyor bu arada bir doğruluk payı varsa siz de yorumlara lütfen yazın Yani biz ben şimdi kesin Lunaskar'a geçsem e, Herkes bu sefer Protein'e geçer falan filan. Yani biraz organik bir şekilde dengelenmesini bekleyeceğim gibi duruyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Yenildik. Şimdi wooden chestimizi alıyoruz. Kaybettiğimiz için üstümüze geldi ve kırdıralım ya. Bakalım bir şey atacak mı? fiyatına bakalım hemen Öyle kırdıralım. Wooden. Yastak çıkar. Ha, 750 kaymış. Geçiniz bu işlere efendim diyelim ve hemen fortune teller'dan galiba buradan da. Aynen exchange diyor. Basalım. Oğlum. Keşke satsaydık. Devam abi. Biraz daha toplayıcılık yapalım ya. Arkadaşlar. Pazara benim daha önceden topladığım 212 adet domatesi 14.999'a koymuştum. E, offline pazara. Onlar satılmış abi. Ve üstümüze tam 3M. E, buradan geliyor zaten. Görüyorsunuz. Tomatoya 212 adet e, satmışız. Süper. Abi bir buçuk saat kadar ne bulursam onu topladım. Envanterimi açıyorum. 66 tane chopper or, işte havuç topladık. Mısırımız var, domatesimiz var, patates var, var da var abi. Bakalım bu bir buçuk saat kadarlık sürede ne kadar para kasmışız. Hemen ona bakalım. Fiyatlarını abi bilmiyorum. Bir tek domatesin fiyatının 14.999 olduğunu biliyorum. Çünkü bir önceki sahnede gördüğünüz gibi e, 212 adet 14.999'dan sattık arkadaşlar. 15k diyelim basit olsun. Şimdi şöyle yapıyorum hemen. Auction e, House'ı açıyorum. Bir mısıra bakalım. Corn değil mi ismi? Aynen. Bu şekilde arayalım. Ben direkt burada arayacağım. Ee, search diyelim. İnanılmaz ha. Bir kazanettim, Çok korktum. Yani 2 222'ye var ama 14 tane kalmış. Biz bunu bence 400 4 404'ten koyabiliriz. Hemen emirlerime geleyim. Eşya sat diyelim. 120 adet 4 404. Aynı fiyat olarak koyalım. 533 ya zaten buradan geliyor. Çok iyi abi. Ee, hemen bir domates diyelim. Domates diye yazılmıyor tabi. Tomato. Şu an en düşük 15k. Yine biz 15k'ya koyalım arkadaşlar. Fiyat düşürmeye çalışmıyoruz. Elbet alan olacaktır diye umalım. 15.000 tamam diyelim. 1.2M de buradan geliyor. Abi güzel güzel çok iyi. Potato'dan bayağı topladık. Patates ee, bol arkadaşlar ya. En zoru domates gibi geldi bana. Şunlar da çok aslında da yani oakwood ve e, çok fazla e, toplayabilirsiniz ama toplaması çok daha uzun sürüyor. Bunun iki sebebi var. Bir hani normalde de zaten daha zor. İkincisi benim bu bunları toplarken elimde rare sickle var. Bu daha hızlı toplayabiliyorsunuz ama baltamız hala common. O yüzden yavaş topluyor. Onda etkisi var. Hmm, 20 adet kalmış. 2-222 biz bunu 3K'ya koyalım arkadaşlar bu arkadaş ucuza koymuş zaten bitmek üzere bununki 3 kaya okutalım biz bunu Hatta burada birazcık çakallık yapalım 2.999'dan koyalım abi 45 yapalım 2.999 434K'da Buradan Çok güzel ee, Havuşa bakalım Carrot Carrot Abi şöyle 400'e 400'e bir şeyler görünce bir korkuyorum ya. Bu da 2K. Bakalım 30 tane varmış. 250'den koymuş. 2200'den koymuş. Biz de 250'den koyalım hadi bunu. Ee, şöyle yapalım. 250. E Bu şekilde. 200K da buradan. Çok güzel. Şimdi bunlara geldik. Çapır or. Bunlar birazcık daha pahalı diye biliyorum. Upper stickler böyle 5888 en ucuz. Tamam bize 5888'den koyalım. Eşyaları sat. Bakalım kaç para kasmışız otelde. Bu şekilde koyalım. 380k da buradan geliyor. Şimdi o akvutumuz kaldı. O ak. Aman tanrım dönme. 6 tane kalmış kankam senden. Ben bunu 4k'ya hatta biz 3.5k'ya koyalım bunu. Çünkü ben daha önce bakmıştım. O fiyatlarda şu an bir fiyat artmış gibi geldi. 3.500'e koyalım. 3.32k'da buradan geldi. Şu lifleri falan da koyalım. Bakarsınız satılır. Bilmiyorum ne işe yarıyor bunlar. Şu yapraklar pot yapımında kullanılıyor olması lazım. Ya. Pek bir işe yaramıyormuş açıkçası. Ha, bu arada satılmış. Korlar hemen satılmış arkadaşlar. 506 k buradan geldi. Ama bunu buradan çekmeyelim. En son hesaplarken bakarız. Bu kız da satıldı ve müthiş. Bunu eşyaları sat. Şu ekleri satmak lazım aslında. Hadi yerimiz varmış zaten. Bekle koy abi. Gelmesen, hiçbir şey gelmese daha iyiydi. Ee, şimdi ek 3 tane topladım. Yani onu denemek için biraz e, tavuk kestim. Yani 3 tane kestim biraz derken. 11 kaya koyabiliriz bence. Bu iyi para ediyor aslında. Bunu bir bunu bir farmlayıp bir ne yaptım? 11'e koydum değil mi? yanlışlıkla? 3, 11k. Row çıkın. Şöyle yapalım. 1.6k gibi gözüküyor arkadaşlar. Eşya sat. Bunları aslında keşke araya almasaydım. Başka da koyacak bir şeyimiz kalmadı. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar toplamda ne kadar kastımızı hemen ben bir hesaplayayım size söyleyeyim arkadaşlar. Hesaplamayı bitirdim arkadaşlar. Hatta hesaplama yaparken eee dışında domates yani domates ve eklerde hemen ahında satıldı. Bu kadar hızlı satılmalarını gerçekten beklemiyordum. E, buradan zaten belirli miktarı zaten üstümüzü aldık ama toplamda 3M 80K sıfır masrafla e, kasmış olduk arkadaşlar. Bence beklediğinden iyi ya ben bu Biraz aslında çekirdek gibi bu toplayıcılık işi. Bir türlü bırakamıyorsunuz. Bir saat yapacaktım. Yarım saat ekstra yapmak durumunda kaldım. Bırakamadım abi. Yani gayet güzel paramız 6M yükseldi bile. Ve burada satılacak daha birçok şeyimiz var. Bunlar belki o kadar hızlı gitmiyordur bilmiyorum. Ama güzel. Toplamda 3M. Hiç masraf yapmadan, hiç pot harcamadan yapmamız. RPL de yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Gayet güzel. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Henüz 8 saat 9 saat oldu ki. Çoğu arkadaşlar ilk bir saat için satılmıştı. Koyduğumuz neredeyse tüm madenler satılmış. Geçmişe baktığımız zaman hepsini şu an üstümüze alabiliyoruz. Hemen alalım abi güzel güzel. Güzel yani gördüğünüz gibi fiyatları düşürme yoluna da gitmedik. Yani fiyat neyse o fiyata koyduk ve çok hızlı bir şekilde gitti arkadaşlar. Yani gidip pot darlanıp bir şeyler bir de çıkmama ihtimali de var biliyorsunuz normal farm atarken. Yaratık keserek farm atarken. Burada öyle bir dert de yok. Bir sabitlik var. Yani hoşuma gitti açıkçası. Tek sıkıntısı şu. Çok keyifsiz. Yani yürüyüp F'ye basmak. E ama değişik bir şekilde de bağımlı yapıyor. Çekirdek yemek gibi bırakamıyorsunuz. Onu görüyorsunuz. Onu da toplayayım. Bunu da toplayayım derken. Bir de çok sakin bir şey ve başka şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle avantajları var ama birazcık eğlenceli olması gerekiyordu. Ama ben sonuçtan memnunum. 3M'imiz hiçbir şey yapmadan neredeyse ee, hayırlı olsun diyelim. Şimdi adam gibi bir zindana girelim ya. Yani sol zindana gireceğim. Hakkımız var. Devam edelim. Uzun süredir girmedim sol zindanlara gireceğim. Şunları gördüm arkadaşlar. Artık çıkacak dropları bu şekilde gösteriyormuş. Siz zaten bunu biliyordunuz. Madem bunları atıyorsun niye bize hiç atmadın kardeşim? Aa bak bu ikisini attı bize gerçi. Bak bu ikisinden çıkmıştı. Bir de saçma bir şey daha atmıştı. O burada Hı, onu e, değişik bir kalkan almıştık. Mage shield mı ne? Onu herhalde biz e, grup sinden de almıştık. Okey bunları atıyormuş. Death yapalım. Droplar zaten değişmiyor. Haydi girelim arkadaşlar. Saçma bir bug oldu şu an. E, şu an zindandayım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ancak işte ne bileyim pot vesaire hiçbir şey basamıyorum. Yetenek de kullanamıyorum. Evet. Bir şey oldu ya. Ben şimdi skillerimi sıfırlasam nasıl düzelir acaba? Tam da zindanın sonuna gelmiştik. Çok kötü oldu. Çözebilirsem bitireceğim. Çözemezsem ne yapsamı bir sonraki sayede zaten göreceksiniz arkadaşlar. Yetenek sıfırladım arkadaşlar ancak o da işe yaramadı. Bir şansımı deneyeyim demiştim. Mecburen çıkacağız zindandan. Yapacak bir şey yok. %95'ini bitirmiştik. Gördüğünüz gibi rush bir yeteneğimizin mesela şu an 56 dakikalık bir cooldown süresi var. Yani diyecek bir şey yok. Yazık oldu zindanımıza. Şimdi çıkalım ve hayatımıza devam edelim. Yapacak bir şey yok. Orada son gelen güncelleme ile ufak bir nerf yedik arkadaşlar. Şunu da gösterelim hemen. Biliyorsunuz Vixen'in 72 zehir hasarı varken artık 70 zaten şu an ekranda görüyorsunuz zehir hasarını. Yani bu hoş olmamış. Ben okçunun hasarının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, özellikle ya yani bilmiyorum bir Battle Priest'de bile 400 yani 450 falan vuruyorsunuz zaten. Ee, bir Pot'un ne kadar basıyor bu? 800 falan basıyor galiba. Aynen 800 bastığını düşünürsek çok rahat bir şekilde üstünüze doğru koşabiliyor. Siz de böyle kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, yani hasar düşüklüğü anlayamadım açıkçası. Benim kaçırdığım bir şey var herhalde. Ee, bunun dışında bu yeni combo biçimi bence güzel olmamış. Beni birazcık soğuttu. Yani okçu oynamamın temel sebebi benim e, kombo yaparken ki aldığım keyif açıkçası onu etkilemeleri biraz beni olumsuz etkiledi diyelim oynayış açısından. Ee, o yüzden biraz daha bu aralar e, BP giriyor girebilirim. Ee, bölüm içinde BP ile ilgili kesitlerde görebilirsiniz. Ya da daha sık BP ile ilgili videolar gelebilir arkadaşlar. Okçudan birazcık soğudum. Ata düştüğü için vesaire değil de özellikle bu kombonun kombo şeklinin biraz bozulmasından dolayı öyle söyleyeyim. Devam edelim ya. Son bossa geliyoruz. Son bossu kestikten sonra kutuyu açmadan yine araya gireceğim. Son bossu şimdi kestik. Heyecanla açıyorum kutuyu. Açtım. Ulan harbiden bir şey çıktı zannettim. Skill book'ta iyi midir? İyidir. Bu arada hemen zindandan çıkardığımız şu kankalarımızı satalım. Bunu da satacağım. 258k'da buradan geliyor ve üstümüzde 8.2m 8.3m para oldu. Bunu da hemen bankaya koyalım ve 50 mi yaptık ya bu bölüm. Güzel yani. Peki farm attığımız söylenemez ama bir şekilde para geliyor hem coin hem de biliyorsunuz ee, toplayıcılık yapıp satmıştık. Oradan da güzel para elde ettik. Bunu da koyalım 8 mi 50m bankada paramız oldu. Gayet güzel. Skill book'umzu da herhalde benim 3-4 tane vardı galiba ya. Oha 8 tane varmış. 9 tane oldu abi. Bunları satsak mı? Bence satmayalım. Ve şimdi bir upgrade yapalım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Şu kolluğu artı 5'e basmaya çalışacağım. Bakalım basabilecek miyiz? Tek de deneyeceğim. Geçerse geçer. Geçmezse kendi bilir. Hemen koyuyoruz. Artı 5'i ne kare ediyor bilmiyorum. Geçerse ne elde edeceğiz? Hep beraber göreceğiz. Bununla beraber artı 3 yaptık. Ankam artı dörde seni no animation'a atarım ve sen geçersin diye düşünüyorum. Basalım. Evet. Sonuncuya geldik. Seni ee... şöyle içimden geldi. Bir ön izleme atalım. No animation'ı kapatalım. Bir daha bir ön izleme atalım. Ve basalım ya. Maalesef yandı. Ne kaybettik ona bakalım hemen. E, ticaretten rock edit gerçi belki artı bir pazarda yoktur Aha, varmış hmm. aslında yani 6 m falan ediyormuş arkadaşlar geçseymiş güzelmiş okey upgrade'den e, şansımız çoğu insan gibi bu benimle ilgili değil tabii ki de çoğu insan başarısız oluyor biz de başarısız olmaya devam ediyoruz bir gün şey, şeytanın bacağını kıracağız ama arkadaşlar. inanıyorum i̇nanıyorum buna. Şimdi de Priest karakterime girdim. Ee, fark ettim ki üstünde 3 tane kutu var. Hadi bunları kırdıralım. Bakarsınız bir şey atar be. Hadi. Zindanda yüzümüz gülmedi. Bitiremedik bile. Bari siz bir şey atın. Wooden'dan başlıyorum. Evet. Mükemmel ilerliyoruz. Basalım. Yani bundan sonra bu yüz güldürür abi. Şimdi asıl olaya geldik. Gold chest. Yani burada bir şey atmıyor da yine de Heyecanlanalım birazcık. Bekleyelim. İsabet oranı 1 diyor abi. Süper bir bilgi bu itemle ilgili. Tamam dedik. İnanılmaz takı attı da. Neyse bir şey demiyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Artık bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. bir sonraki bölümde çok daha fazla level kasacağız. çünkü 70 seviyeyiz ve 70 75 level doğru hızlıca ilerlememiz gerekiyor. Bunun dışında para kastıkça tabii ki de item almaya devam edeceğiz ama açıkçası bu konuda biraz kafam karışık. Bir sonraki güçlendirmemiz gereken kısmımız, takılarımız mı yoksa zırhlarımız mı bu konuda biraz kararsızım arkadaşlar. Siz de bu konuda yorumlarda belirtirseniz yorumlarınızı çok mutlu olurum. Bayağı işime yarayacaktır. Okçu ile ilgili nerflerden vesaire bahsettim. Bir ihtimal BP vesaire daha fazla oynayabilirim Okçu'dan çünkü aldığım keyif birazcık azaldı bu combo ile ilgili güncelleme sonrası bu şekilde e, kötü etkiledi beni yani. E, bakarsınız BP'yi de daha çok görebilirsiniz kanalda. Bu konuda da yine görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çekilişte umarım katılmışsınızdır. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videonun altına. Diyelim ve hepinize tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.